Efendim, çay kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezidir. Güne iyi başlamak için de rengi de kokusu da yerinde olan bir bardak çay gibisi yok. Peki iyi çay acaba nasıl demlenir? Evde çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu soruların cevabını almak için çayın başkentine, Rize'ye gidiyoruz efendim. Muhabir arkadaşımız Fatih Doğan da bizleri bekliyor. Fatih, günaydın. Günaydın Tunç. Sözü sana bırakacağım ama bir yudum çayımı aldıktan sonra merak ettik, çay nasıl demlenir? Arada bir de çay nasıl içilir diye sorarsan benim için sevinirim. En azından doğru mu içiyoruz, yalnız mı içiyoruz onu da öğrenmiş oluruz sevgili Fatih. Sözü sana bırakıyorum hemen. Bu arada ben çayımı yudumluyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Size afiyet olsun diyorum. Rize'den herkese günaydın diliyorum. Rize yılın büyük bir kısmını yağışlı geçiriyor. Fakat bugün Rize bize bir sürpriz yaptı. Çünkü Rize'de hava bugün güneşli, çok güzel bir gün var. Tabii Rize deyince, yeşil deyince akla ilk önce burada çay geliyor. Yeşilin ve Karadeniz'in güzel şirin şehri Rize'de. Çay buranın vazgeçilmezleri arasında. Tabii kahvaltı sofralarımızda, vapurda, iskelede, iş yerimizde, evimizde, ofisimizde günün her saatinde çayı içebiliyoruz, çayı yudumluyoruz. Türk insanının vazgeçilmez içecekleri arasında bir tanesi de çay. Burada şu anda Rize'de çay ve bahçe kültürleri araştırma enstitüsünde bulunuyoruz. İyi çay nasıl demlenir? İyi çay markette nasıl satın alınır? Markette, bakkalda daha sonra nasıl demlenir? Bu işin püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevaplarını arayacağız burada. Tabii bu sorulara geçmeden önce yanımızda konuğumuz var. Konuğumuz Sayın Ali Kabaoğlu, Enstitü Müdürümüz. Evet efendim, öncelikle bu soruların iyi çayla ilgili, iyi çay nasıl demlenirle ilgili sorulara geçmeden önce burada ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Bununla ilgili bize biraz bilgi aktarır mısınız? Tabii. Öncelikle hoş geldiniz siz de. Şimdi burası Atatürk Çay ve Bahçe Kültürü Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Çaykur'a bağlı bir ARGE birimi. Hemen şunu belirteyim. Avrupa'nın ve Türkiye'nin tek araştırma enstitüsü çay konusunda. Burada genelde tabii öncelikle proje çalışmalarımız var. Yani biz çaydan yeni ürünler elde ettik. Hep çay üzerinde çalıştığımız için çayın farklı ürünleri, katma değeri yüksek, daha farklı ürünleri elde etmek için çalışmalarımız sürüyor. Mesela şu anda 4 yıldır piyasada olan yeşil çayımız var. Önce bunun altyapısı burada oluşturulur. Bütün denemeler burada oluşturulur. Ondan sonra piyasaya sürülür. Şu anda halk arasında oral etki bilgilerini instant çay dediğimiz bir çayımız var. Onun çalışmasına başladık. Altyapısını oluşturduk. O piyasaya çıkacak. Onun altyapısı olur. Özellikle çarlık alanlarımız, mesela yaklaşık 70-80 yıllık çarlık alanlarımız var. Onun değişimine ilgili tamamen yeniden sökülüp yeniden yeni fidanların teminiyle ilgili çok büyük bir proje. Onun çalışmaları yapılıyor. Çünkü yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çayla ilgili bütün altyapı çalışmalar önce burada oluyor. Evet efendim, bir de son yıllarda organik çay üretim sahalarının genişlediğini görüyoruz. Siz de bunu destekler yönde çalışmalarda bulunuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii. Şu anda konveksiyon tarım dediğimiz, yani sünni gübre kullanarak yapılan bir tarım var. Fakat bunu tamamen artık bundan çıkacağız. Bizim Çaykur Genel Müdürümüz İmdat Sütoğlu Bey'in başlattığı ondan daha beri ama en yoğun şekilde son 2 yıldır bu üzerinde duruluyor. Şu anda yaklaşık 3 bölgemizde organik tarıma geçtik. Daha da genişleterek gidiyoruz. Şu anda piyasada zaten organik çayımız var. %20 civarında bu senede toplam çaylık alan %20 civarında organik tarıma geçeceğiz inşallah. Evet, çay bahçelerde şu anda çay hasadı başladı. Birinci sürgün çay hasadı. Hareketli günler yaşanıyor. Bu meşakkatli bir yolculuktan geçerek sofralarımıza geliyor çay. Çok meşakkatli bir yoldu. Çok şükür onu da meşakkatli bu sene önledik. Çünkü bir üreticilerimiz randevuli sistem diye bir sisteme geçtik bu sene. Çok şükür hiç o meşakkatla üzerlerinden attılar. Çok rahat bir şekilde artık bundan böyle bu seneden itibaren çayı vermeye başladılar. İnşallah bundan sonra daha da rahat bir şekilde çayımızı hem toplarken hem içerken o meşakkatli yolu seyredip daha güzel, daha tatlı bir çay içeceğiz inşallah. Evet, Ali Bey, isterseniz çay ocağımızda da çaylar demleniyor. Yavaş yavaş oraya doğru geçelim.
Bu esnada çayla ilgili birkaç anekdot bize aktarır mısınız? Tabii aktarırım. Özellikle geçelim. Aklıma gelen şöyle bir anekdot var. Şimdi tabii burası bulunduğumuz yer bizim araştırma enstitüsüne bağlı bir ziraat çay bahçemiz. Bahçemize tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar gelip oturuyor, çay içiyorlar. Onlardan bir tanesi hemen anlatayım. Geçenlerde yine bir iki öğrencimiz geldi. Genç, bayan ve erkek çay içerlerken erkek bayana şöyle bir hitapta bulundu. Dedi ki 365 gün Erzurumlu hemşerimiz, bu iki gencimiz 365 gün hep seni düşünürüm dedi. Bayan hemen cevap verdi. Geri kalan 6 saat ne yedirsen? Canını yedim. Çayda mı işbiyet dedi. Yani çayın ne kadar önemli olduğunu arz etmek için bir anekdot. Evet. Bizim de hoşumuza gitti. Bunu her yerde kullanıyoruz. Evet, Erzurumlu vatandaşlarımız oldukça sık çay içebiliyorlar. Evet. Çay tüketim alışkanlıkları evet. Çok fazla evet, Erzurum'da. Evet. Şimdi çay ocağımıza geldik. Şimdi şöyle şey edelim. Bu biz, çay ocağımız... Yaklaşık bu ziraat çay bahçesi dediğimiz bize bağlı, araştırma enstitümüze bağlı bir çay bahçemize bağlı çay ocağımız. 60 yıldır burada insanlara çay içiriyoruz. Buradaki arkadaşlarımız hepsi çok son derece deneyimli, bu işi bilen arkadaşlar yürütüyor. Şey olarak da hiç şu ana kadar inanın hiçbir şikayet gelmedi. Özellikle beğenerek içiyorlar. Türkiye'nin ta en başına, en batısından doğusuna kadar bütün insanlar ziraat çay bahçesi dendiği zaman çayın en iyi içildiği, en sevildiği yer olduğunu biliyorlar. Evet, şimdi isterseniz ocakçımıza mikrofonu uzatalım. Merhaba. Bakalım kendisi neler yapıyor. Merhaba efendim. Şimdi burada ziraat çay bahçesindeyiz. Çayın merkezindeyiz. Siz neler söylemek istersiniz? Ev hanımlarına iyi çay nasıl demlenir? Püf noktaları nelerdir? Bu konu hakkında biraz tüyo verir misiniz? Evet efendim, ev hanımlarına. Şimdi öncelikle Çaykur çayı tabii yani. Birinci şey o. Şimdi ikincisi suyumuz. Çok önemli yani. Bizim şimdi Rize'de şehir suyu, şebeke suyu zaten kireçsiz, kaliteli bir su. Ama bazı yerlerde kireçli sular olabiliyor. O yüzden biraz suyun su önemli. Evet. Bir ikincisi de şöyle suyumuzu doldurunca. Yani önce çayı koymuyoruz. Hayır kesinlikle. Çünkü çay haşlanabilir, bulanık, tozlu olabilir. O bakımdan. Yani çay üstten aşağı yavaş yavaş 15-20 dakika demlense daha kaliteli ve makbul olur. Tabii. Evet. Makbul olur. Şimdi, peki demliğimizin kuru olması mı gerekiyor? Demliğimizin de sıcak. Yani derecenin 100 derece olması gerekiyor. Kaynar su, kaynar derecede olması gerekiyor. Evet. Kaynar derecede olması gerekiyor. Suyumuzu tabii ki dediğimiz gibi kaliteli olması gerekiyor. Peki demlenme süresi ne kadar? Efendim demlenme süresi 15-20 dakika. Yani en az 20 dakika olması lazım. Bakın şöyle. Evet, ölçüyü nasıl ayarlıyorsunuz burada? Ölçüyü şimdi şu demlik. Evet. Şöyle şu su bardağıyla. Şöyle 2. İki buçuk bardak. Peki bu kaç kişiye hitap ediyor? Şimdi bundan bu demlikten yaklaşık 35 bardak çay çıkar. Evet. 35 bardak çay çıkar. Evet. Peki evde demlerken hanımları nelere dikkat etsinler? Nasıl demlesinler? Ev hanımları nelere dikkat etsinler? Ev hanımları dediğimiz gibi çayı üstten aşağı demlesinler. Suyu kaliteli olsun. Sular özellikle yani kireçli sular olmasın yani klorlu falan vesaire ile yani şehir suları. Bir ikincisi de kimisi gezdirerek döküyor suyu çayı demlerken. Hayır. Üstten aşağı aynı demlesin. Ama Çaykur çayı kullansınlar tabii yani. Kaliteli Çaykur çayı kullansınlar. Suyu bir de mesela şöyle diyelim ki yapınca altına soğuk su koyup da yani üstten sıcak suyla demlendi. Altına soğuk su koyup da yavaş yavaş kaynarsa hem üstten demlenmiş olur, çayı da kaynatmamış oluruz. Yani çayı pişirmemiş oluruz daha doğrusu. Kendiliğinden yani aheste bir şekilde demlenmiş olur. Evet. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bu tüyolar için. Evet, tekrar enstitü müdürümüze dönelim. Türkiye'de genelde kahvaltı hazır demezler. Çay demlendi derler kahvaltıya çağırırken insanları. Çay bizim kahvaltı kültürümüzde, yeme içme kültürümüzde tabii. Çok önemli bir yere sahip. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum, affedersiniz. Şimdi çay öyle bir gıda maddesi ki
her evde suyla birlikte, özellikle sudan sonra en fazla içilen bir içecek. Çünkü çay artık bizim kültürümüze tamamı, genetiklerimize işlemiş artık. Evet. Çaysız bize ev düşünemiyoruz. Çay olmadan da kahvaltı yapılmıyor. Ve bu çay da öyle bir Allah'ın vergisi diyelim, sadece bizim bu bölgede yetişiyor. O bakımdan da çok mutluyuz. Evet. Rize'de altın değerinde bir ürünümüz. Çok memnunuz tabii bu konuda da. İnşallah herkes çay içsin yine. Evet, şimdi çayları da alarak dışarıya çıkalım isterseniz. Çayların tadına bakacağız ve bu esnada yayınımız devam ederken arkada güzel bir müzik eşliğinde kemençe ve tulum bize bu yayınımızda eşlik ediyor. Arkadaşlarımız birazdan kemençe ve tulum bize gösterecekler. Biz de bu tavşan kanı, Rize'ye gelmişken bu tavşan kanı çayların tadına bakacağız. Evet, alalım. Stüdyodaki arkadaşlarımız için de biz burada Rize'de, çayın başkentinde çayın tadına bakacağız. Yeşil çayımız da var bu arada. Evet. Şöyle şekersiz bir şekilde alalım. Evet. Evet sevgili Tunç, senin için de bu çayın tadını yapıyorum Rize'de şu anda. Tavşan kanı gördüğünüz gibi. Rize'ye gelip, çayın başkentine gelip bu çayın tadına bakmadan buradan gitmek olmaz diyorum. Ve çayımdan bir yudum alıyorum senin için. Afiyet bal şeker olsun, bu sefer hazırlıklıyım. Her seferinde böyle içimde kalırdı orada yenilenler, içilenler, ama çay Allah'a şükür Türkiye'nin her yerinde var. Büyük bir ihtimalle Rize'deki kadar keyifli, evet, değil elimdeki çay, ama bunu da yönetmenim Vedat getirdiği için ayrı bir lezzeti var. Bunca yıldır birlikteyiz, ilk defa bir çay ikram etti. Yine de sonuçta sıfırdan iyidir. Teşekkür ediyorum. Keyifli bir çay içimi ve sohbet muhabbet diliyorum. Tulum kemençe sesi de gayet keyifli geliyor. Allah keyfinizi artırsın diyelim.